herkes artık şu 5 liranın sırrını Sayın Yılmaz Özdil bize bir anlatsın diyor. Bakalım şu 5 liraları bir gösterin. Yanınıza aldınız mı 5 liraları? Ekranları başındaki değerli seyircilerimiz de hazırlasınlar 5 liraları. Ben sizin adınıza bir 5 lirayla Yılmaz'ın karşısında... Aa, Yılmaz da 5 lira getirmiş. Evet. Sözü Yılmaz Özdil'e bırakıyoruz. Nedir bu 5 liranın sırrı? Rıza Saraf'tan önce bunu konuşalım. Evet. Şimdi... Hepinizi zengin edeceğim. Şimdi bu günlük yaşamda sürekli kullandığımız değeri giderek düşen paramızın 5 liralık banknotu. Bu para, bu elinizde gördüğünüz para 2009 yılında AKP tarafından basıldı. 5 liramız vardı ama bu elimde gördüğünüz, sizin de elinizde bulunan 5 lira AKP'nin parası. AKP döneminin parası. Ve arkadaşlar, bu para bozuk. 2009 yılından beri piyasada bulunan bu para bozuk. Şimdi bakın, şu Atatürk'lü tarafı değil, öbür tarafı çevirin. Orada Ordinarius Profesör Aydın Sayılı'nın fotoğrafı var. Bir DNA sarmalı var. Bir atom yapısı var. Güneş sistemini gösteren bir fotoğraf var. Buradaki DNA yanlış. Bu DNA'nın yanlış olduğunu söyleyen Nobel'li, varlığıyla onur duyduğumuz Nobel'li profesörümüz Aziz Sancar. Bu para basıldığında ve tedavüle çıktığında Aziz Sancar henüz Nobel almamış Amerika'da bulunan bir profesörümüz Merkez Bankası'nı arıyor. Diyor ki, kardeşim diyor, siz paranın üstüne DNA sarmalı koymuşsunuz ama yanlış koymuşsunuz. Çünkü burada DNA sarmalı soldan sağa hareket ediyor. Halbuki gerçek DNA sarmalı ters yönde hareket ediyor. Diyor ki, bu paranız yanlış. Şu elinde tuttuğunuz para bozuk. Bize kanı bozuk diyorlar ama bunların bastığı para bozuk. Şimdi bu gördüğünüz Aydın Sayılı Ordinarius profesörümüz Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt dışına gönderilen deha çocuklarımızdan biri. Aydın Sayılı'nın da aralarında bulunduğu gençlerimizin bir sınav yapılıyor. Bu sınavda bizzat Mustafa Kemal de var. Ve onun seçtiği, yurt dışına eğitime gönderdiği çocuklardan biri Profesör Aydın Sayılı. Aydın Sayılı bizzat Atatürk'ün seçtiği öğrencilerden biri olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Harvard Üniversitesi'nde okuyor. Ve tarih bilimi üzerine dünyada ilk doçentlik tezini veren kişi olarak tarihe geçiyor. Tarih bilimi. Ve Türkiye'ye dönüyor. Kariyerine devam ediyor. Önce profesör, sonra ordinarius profesör oluyor. Tarih bilimi konusunda ordinarius profesör oluyor. Ve en önemli çalışmalarından biri İslam tarihi üzerine. Çünkü Profesör Aydın Sayılı, yani Mustafa Kemal Atatürk tarafından Amerika'ya gönderilen ve Harvard'da okuyan bu saygın evladımız, büyüğümüz, İslam tarihinin
bilime yaptığı katkılar üzerine bir çalışma yapıyor. Ve özellikle namaz saatlerinde astronomi kullanımının ne kadar gerekli olduğunu, bu yüzden insanlık tarihi boyunca gözlem evlerini ilk Müslümanlar tarafından kullanılma sebebinin bu olduğunu ortaya koyan kişi aydın sayılır. Şimdi işin içinde tabii namaz saati falan olunca bizimkiler hemen yakalamış, tak paranın üstüne koymuşlar. Ama yanlış koymuşlar. Bilim tarihi konusunda ordinarius profesör olan insanımızın yanına bilim tarihinin en büyük hatalarından birini monte etmişti. Bu rezaleti ortaya çıkaran da Nobel'li saygın onur duyduğumuz profesörümüz Aziz Sancar. Şimdi iş tabii sadece bununla bitmiyor. Yani parayı Lidyalılar bulmuş, bozuk parayı da bunlar buldu. İyi. Bu elinizde gördüğünüz para iki türlü tarihi değeri var. Birincisi bu. İkincisi şu. Şimdi Man Adası meselesi, CHP Genel Başkanı'nın ortaya attığı Man Adası meselesi henüz savcılıkta soruşturma konusu olan bir mesele. Cumhurbaşkanımız da dava açtı falan, orasını bilemeyiz hangisi ne olmuş falan. Ama şurasını biliyoruz. Cumhurbaşkanımız dedi ki, o para geldi ya dedi. İş yaptılar dedi. Tak geldi para dedi. Demek ki Man Adası'ndan gelen 15 milyon dolar bir realite. Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildi. Herhalde Cumhurbaşkanımız yanlış söylemiyordu yani. Buna itiraz da edilemez. Dolayısıyla bunun üzerinde konuşabiliriz. Ve diyor ki Cumhurbaşkanı, evet 15 milyon dolar bizim çocuklar dünür enişte falan iş yaptı, o para buraya geldi diyor. Yani ticaretten 3,5 anlayan diyor, bilir diyor az buçuk diyor. Şimdi siz anlamıyorsanız az buçuk ticaretten, Cumhurbaşkanımız ne yapsın yani? Az buçuk anlayan ve 15 milyon dolar iş yaptılar geldi diyor. Şimdi bu şirket değeri bu kadar. 5 liralık bir şirket. Şimdi bu 5 liralık şirket sadece mucize bununla sınırlı değil. Bu 15 milyon dolar 60 milyon lira yapıyor. Yani 5 liralık şirket yılbaşı büyük ikramiyesi kadar para ödemiş. Ne kadar zamanla ödemiş? 20 gün. Yani bu şirket kurulmuş 5 liraya, 20 gün sonra 60 milyon liralık ödeme yapmış. 12 milyon kat değil mi? 5 lirayı 12 milyona katlamış. Şimdi 5 lirayı 20 günde 12 milyona Bill Gates bile henüz katlayamadı. Değil mi? Dolayısıyla bu elinizde gördüğünüz para bana göre Aziz Sancar'ın da vasıtasıyla iktisat Nobel'ine aday oldu. Eğer 5 liraya 20 gün içinde 60 milyon liraya katlayabilecek bir iktisat formülü varsa göstersinler. Yoksa buna Nobel verilmesidir. Bu paraya dünyanın her yerinde bozuk basılmış paraların koleksiyon değeri vardır. Bence bu paranın üzerine bugünkü tarihi yazın. Man Adası'nın adresini de yazın. Çocuklarınıza miras olarak bırakın. Çocuklarınıza mı? Koleksiyon değeri vardır.